Evet. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bu sunumda bir Android üzerinde dijital yayıncılıkla ilgili bir şeylerden bahsedeceğiz, biraz konuşacağız. Öncelikli olarak kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Bora Ünal. Asıl mesleğim makine mühendisliği ama makine mühendisliğini hiç yapmadım. Hep bilişimle ilgilendim. Ve okuldan mezun olduğumdan beri bu dünyanın içerisindeyim. Altta iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Burada anlattıklarımla ilgili sormak istedikleriniz olabilir ya da başka konularla ilgili. Bana buradan ulaşabilirsiniz isterseniz. Buraya kadar soracak bir şey yok diye düşünüyorum. Evet. İlk önce biraz kendimden bahsedeyim, neler yapıyorum. Burası boş zamanında nerelere katılabildiğimi gösteren slide. Adobe Türk, bir Adobe'nin kullanıcı grubu, gruplarından bir tanesi Türkiye'deki. Türkiye'deki kullanıcı gruplarından bir tanesi, hatta ilklerinden bir tanesi, oldukça fazla üyesi var. Adobe ile ilgili aklınıza gelebilecek birçok şeyi Adobe Türk'te bulabiliyorsunuz. Yazılar ve röportajlar olabilir. Aynı şekilde Adobe Akademik, yine Adobe'nin akademik dünyadaki ürünleri ya da etkinlikleriyle ilgili içerikleri bulabildiğiniz yer. Şu fotoğrafı çeken arkadaş bunu yönetiyor. Orçun Bey. O da oldukça fazla katkıda bulunan birisi. En sonunda da Berkay'la beraber yaptığımız muhabbetleri podcast olarak yayınladığımız bir podcast sitemiz var. Onun adı da kayıtbaşladı.com. Bunlar hayatta eğlendiğimiz noktalar. Parayı nereden kazanıyoruz? Parayı da Atlantik adında bir şirketimiz var. Biz Adobe'nin ve Apple'ın her ne kadar Android'in de olsak da Enterprise ürünlerinde, kurumsal ürünlerinde çözüm ortaklığı ve uygulama geliştiriyoruz. Yani Adobe deyince genelde aklı Photoshop'tan geliyordu. Photoshop'ta yapabileceğimiz kurumsal en fazla şey CEO'nun resmini falan yetiştirmek olabilir. Onun dışında başka bir şey yapmıyoruz kurumsal olarak. Daha çok sunucu ürünleriyle ilgili bir şey yapıyoruz. Evet, aslında bu sunumu hazırlanırken oldukça moralim yerindeydi dün. Fakat dün akşam aptal var biliyorsunuz yukarıda. Orada işte oturup bir şeyler içerken gözlüğümü unuttum orada. Güzel böyle şık bir gözlüğüm vardı, çok da seviyordum. Ondan sonra neyse, sonra bir arkadaşım aradı, dedim ki gözlüğü bakar mısın orada mı? Yani sonuçta nereye gidebilir? Gözlük yok masanın üstünde. Sonra aklıma geldi, yani bir gözlüğün kaybolması için birinin onu almış olması lazım. Yani baktığınız zaman gözlük gibi kişisel ve hatta hijyenik olma ihtimali olan bir ürünü başkası neden alır? Sonra bir an aklıma şey geldi. Geçen hafta arkadaşım yine bu salonda şemsiye kaybetti bu sefer. Şemsiyesi gitti. Şimdi aslında şemsiyeye baktığınız zaman şemsiye daha fazla hijyenik olan bir ürün. Yani atasözü de var biliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar şemsiyeyi de alıyorlar, gözlüğü de alıyorlar. Çok anlam veriyor. Peki, bugün nelerden bahsedeceğiz? İsterseniz ona bakalım. Dijital yayıncılık nereye gidiyor? Buna bakacağız. Beklentilerimiz neler? Cihazlardan bahsedeceğiz. Sorunlardan bahsedeceğiz ve çözümlerden bahsedeceğiz. Salonda dijital yayıncılıkla ilgilenmiş biri var mı? Şu ana kadar siz, evet. Bir kişi, fena değil, güzel. Evet, şimdi ilk olarak nereden geldik, nereye gidiyoruz'u bir bakalım. Yani dijital yayıncılık için söyleyecek çok şey var. Belki tarihçesinden de bahsedebiliriz ama bu işin aslında tohumları atan şey tek manayla tablet cihazların ortaya çıkmasıydı. Yani mobil cihazları bir kenara koyalım. Laptoplar vesaire, bu tür cihazların varlığı dijital yayıncılığı tetikleyen etki olmadı. Asıl tetikleyen şey tablet cihazın ortaya çıkmasıydı. Tablet cihazı çıktıktan sonra burada çok büyük bir ivme gördük. Çünkü o cihazlara uygun içeriklerin üretilmesi gerekiyordu. Ve bu içeriklerin yayınlanması söz konusuydu. Pekala, biz böyle bir platform varsa bize, bu Android olabilir, başka bir mobil platform olabilir. Buradaki beklentilerimiz nedir? Ne istiyoruz? Şöyle geçeyim ya da havalımız diye sağ alta koydum. Göremezsiniz belki benden dolayı. Görebiliyor musunuz? Evet, görüyorsunuz. Aynen. Kolay ve hızlı içerik üretebilme birinci beklentimiz. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeden, her seferinde icat etmeden bir şeyleri, içeriklerin hızlı üretiliyor olması lazım. İkincisi, içeriklerin zenginleştirilmiş olması lazım. Yani düz bir kağıttan farklı bir şey sunuyor olması lazım. İçinde bir video belki, ses, belki bir daha etkileşici bir şey, internete bağlanan bir içerik, internetten bir şeylerin alındığı bir içerik olabilir.
Dördüncüsü DRM dediğimiz şey. Yani Türkçe'ye çevirsek sayısal hak yönetimi. Bence insanlık bilişim tarihinde üretilmiş en şekilsiz ve en saçma teknoloji. Ama DRM'e de bir şekilde ihtiyaç var. DRM'i çözmenin başka yolları olmalı çünkü. Bu DRM'le ilgili konuşurken tabii DRM daha çok masaüstü cihazlarda geçerli bir teknoloji. Çünkü siz masaüstü cihazlarınıza indirdiğiniz herhangi bir müziği, videoyu ya da e-book'u, e-kitabı başkalarına dağıtabiliyorsunuz e-posta üzerinden. Fakat sayısal hak yönetimi olursa bunu yapamıyorsunuz. İşte bir dijital imzayla imzalanıyor vesaire falan. Çok çetrefilli ve zor bir iş bilgisayarı kullanmak. Ama mobil cihazlardan bu bir artık çok fazla bir sorun olmayacak gibi. Bir de şimdi sosyal DRM diye bir şey geldi. Uyanınız var mı bilmiyorum ama artık bildiğiniz elektronik önlem yerine satılan ürünlerin içine görünür ya da görünmez bir şey konuyor. Sizin isminiz ve kimlik bilginiz konuyor. Yani ürünü aldığınız bilginiz konuyor. Bir şekilde o ürünü dağılırsa artık sizin arkanızdan buki olarak geliyorlar. Bu Amerika'da oldukça fazla kullanılmaya başlanan bir teknoloji sosyal DRM dediğiniz şey. Özellikle büyük bir bilişim kitabı üreticisi olan PageBit yaklaşık 2 seneden beri normal DRM'i bıraktı ve sosyal DRM'de çalışmaya başladı. Peki, ayağa bir geri gelelim. Ve ziyaretçi bilgisi, analitik. Yani analitik çok önemli bir şey çünkü içeriğinizi kim okudu, da öte içeriğinizin hangi sayfasını okudu, hangi videosunu izledi, neresi ilginç geldi ki bir dahaki sefere o sayfayı reklam verene daha pahalı satabilmek için bu bilgiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla ziyaretçi bilgisi yani analitik bilgisi bizim için önemli. Peki yani cihazlarımız neler? Cihazlarımız tabii ki günün anlam verildiğinden dolayı Google'ın Android platformu, daha sonra Apple'ın iOS platformu, sonrasında Playbook'lar var. Amazon'un Kindle var ve Barnes & Noble'ın Nook dediğimiz cihazları var. Biz bu ikisini sadece burada, hatta üçü diyelim, Türkiye'de daha az biliyoruz. Fakat yurt dışında özellikle Amazon Kindle'la Barnes & Noble'ın Nook'u ciddi cihazlar olarak piyasada yerlerini almış durumda ve ciddi bir pazar payları var. Dolayısıyla herhangi bir içerik üreticisi bu cihazları da hedefleyerek içerikle üretmeyi amaçlıyor bu noktada. Evet, şimdi sorunlardan bahsediyoruz. Her teknoloji ve yenilikle geldiği gibi burada da sorunlar var. Ve bu sorunların bir şekilde çözülmesi gerekiyor. İlk sorunumuz çözünürlükle ilgili olan sorun. Şimdi elimizde mesela Android cihazlar var. Android cihazların içerisinde birçok çeşit çözünürlükte cihaz var. Ekran boyutuna göre olanlar var. Ekran boyutu aynı olmasına göre ekran çözünürlüğü farklı olanlar var. Tüm bunları tutturabilmemiz lazım. Web'de biz bu işi nasıl yapıyoruz? Web'de diyoruz ki bizim çözünürlüğümüz 1024x768'dir bazımız. Ve diyoruz ki ben sayfamı 1024x768'de en iyi görünecek şekilde tasarladım. Böyle olduğu zaman ne olur tabi? İçeriğinizin solunda sağında boşluklar oluyor. Girdiğiniz birçok web sitesine bugün bakarsanız solunda ve sağında boşluklar görürsünüz. Bunun sebebi benim çözünürlüğü hedeflenerek yayınlanmış olması. Ya da başka bir şey yapabilirsiniz. Sayfanızın içine akıllı bir JavaScript koyabilirsiniz. O JavaScript kodu ekran tarayıcı, ekran çözünürlüğüne göre içeriğinizi boyutlandırabilir, yeniden yerleştirebilir. Buna da biz artık günümüzde duyarlı tasarım diyoruz. Karşı tarafın tarayıcısına ya da cihazına duyarlı olan tasarıma bu adı veriyoruz. Böyle bir sorunu bu şekilde çözebilirsiniz. Pekala. Fakat burada tabii sadece çözünürlük değil, cihazların kapasiteleri ve yapabilirlikleri de işin içine girdiği zaman çözünürlük noktasında daha başka bir çözüme belki gitmek, daha statik bir çözüme gitmek gerekebiliyor. Yatay ve dikey. Cihazı iki türlü tutabiliyoruz. Bilgisayar dediğiniz şey yatay olarak bakılıyor. Yani çok özellikle bir monitörü varsa onlar dik dönebiliyorlar ama kimin hangi kullanıcının dik döndürdüğüyle ilgili hiçbir derdi yok işletim sistemi üreticilerinin. Ama mobil cihazlarda dik de kullanıyoruz, yatay da kullanıyoruz. Dolayısıyla içeriklerin bu iki yönteme göre de tasarlanmış olması gerekiyor. Buna ek olarak cihazların özellikleri, bazılarında GPS oluyor, bazılarında jiroskop oluyor, bazılarında pusula oluyor. Bunların hepsinin kullanılabiliyor ya da kullanılamıyor olması sizin yaptığınız içeriklerdeki özellikleri etkiliyor. Ve en sonunda da bunu yaptınız diye bir şekilde bütün bu hedefleri açtınız, içeriği ürettiniz, nasıl yayınlayacaksınız? Bunu bir uygulamaya mı çevireceksiniz? Mobil cihaz için uygulama olarak satacak mısınız, yapacak mısınız?
Ya da o kadar bilginiz yoksa sadece içeriği hazırlamaktan anlıyorsunuz. Mesela tasarımcısınız sadece. İçeriği hazırlıyorsunuz ama uygulama geliştirme bilginiz yok. O zaman çevrenizden uygulama geliştiren birilerini bulup ona diyeceksiniz ki ya bir rica etsem şunu bir uygulamaya çevirsek, bunu bir işte şuraya koysak, bunu yapsak. Güncelleme olacak. Diyelim ki kitap çıkarttınız, dergi çıkarttınız. 6 ay sonra güncelleme. Bir daha kapı çaldı da para ver. Dolayısıyla her bir adım kendi içinde birçok sorunu barındırıyor. Bütün bu sorunları bir anda çözebilmek mümkün değil ama birçoğunu hafifletmek, hafif topu göğsünüzü yumuşatıp daha rahat karşılayabilmek mümkün. Pekala. Çözümler neler? Bir bakalım isterseniz. İlk önereceğim çözüm ve konu hakkında en çok konuşacağımız çözüm, Adobe'nin Digital Publishing Suite dediğimiz bir yazılımı. DPS'i biliyor musunuz? Gördünüz, duydunuz mu hiç DPS'i? Biliyorsunuz pekala. DPS aslında tüm süreci baştan sona kadar sizin için kolaylaştıran ve işlemleri hızlı ve güzel bir şekilde yapmanızı sağlayan, minimum acı çekmenizi sağlayan çözümlerden bir tanesi. Tek değil, başka birçok çözüm var. Fakat şu anda piyasada en yaygın olarak kullanılabilen ve özellikle kuvvetli olan çözüm Adobe Digital Publishing Suite. Peki, ben bir geri dönmek istiyorum. Biraz kafa yoralım, sorunlardan gidelim. Çözünürlük ve yatay ve dikeylik. Şimdi, çözünürlük bir sorunsa, aynı zamanda yatay ve dikey olması da içeriklerin bir sorunsa, içeriklerin yeniden akmasını sağlayabilmek için, yeniden akma dediğimiz şey şu, dikey yatay tuttuğunuz zaman yazılar ve resimler belli bir yerleşimde duruyorlar ya, siz onu tekrar çevirdiğiniz zaman, o yazılar ve resimler bu sefer dikey uygun bir şekilde akması gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani bunu çözmek için nasıl bir yöntem uygulayabiliriz? Aklınıza gelecek en basit ve en temel yolu söylerseniz nasıl çözüme ulaşırız? Ne yaparsınız böyle bir şey olsa buyurun. Bir çözüm olabilir ama %100 emin olmak istiyorsunuz. Hiçbir cihazla ilgili standart düşünmek istemiyorsunuz. Her cihazda gösterebildiğiniz, aynı şekilde gösterebildiğiniz şey nedir? Resim. Aslında işin sihirli noktası bu. Bu içerikleri üretilen uygulamaların çoğu, %99'u, belki alalım birkaç tane vardır. Aslında yaptığınız içerikleri resme dönüştürüyorlar. Bildiğiniz fotoğraf oluyor yani. Ve dolayısıyla cihazın özelliği, cihazın ekran yetenekleri ya da dönerkenki yetenekleriyle ilgili çok fazla bir şey ilerletmenize gerek kalmıyor. İçerikleriniz fotoğraf olduğu için döndürdüğünüz zaman sorunsuz olarak siz bunları yerleştiriyorsunuz. Peki o zaman fotoğrafsa ve yatay ve dikey varsa o zaman ne yapmamız lazım? Bizim aynı anda aynı içerik için iki tane versiyon tasarlamamız gerekiyor. Yani bir yatay versiyonunu, yani şöyle örnek vereyim, Word'u açıyorsunuz, sayfaları yatay koyuyorsunuz, bir yatay yazıyı diziyorsunuz, aynı yazıyı. Sonra Word'u bir de dikey olarak sayfaya ayarlıyorsunuz ve dikey diziyorsunuz. Bir çözünürlük için iki tane ürün üretiyorsunuz. Peki işte 8 çözünürlüğünüz varsa o zaman 8 farklı yatay ve dikey hazırlıyorsunuz. Her ne kadar bir çözüm olsa da bu yöntemlikler bizi zorlayan, bizi sıkıntıya düşüren noktalardan bir tanesi. Bu çözüm. Bazı akıllı çözümler var. Otomatik akışı sağlayabilen akıllı çözümler. Ama onları daha henüz ben çok da deney aşamasında olduğunu düşünüyorum. Cihazdan çok emin olmanız lazım. Her ne kadar Google, Android bile olsa da Apple'ın iPhone Auto diye bir yazılım var biliyorsunuz. Hedefli cihazın belli olduğu için iPhone, iPad gibi o uygulamayı yapabiliyor kolaylıkla. Çünkü başka bir cihaz yok ortada. O iki cihaza göre her şeyi bilen tüm özellikleri. Dolayısıyla bunu yapmasına bir soru yok ama Digital Publishing Suite gibi bir üründe ne yazık ki bazı şeylerden fark etmek istiyoruz. O yüzden DPS'de mesela zoom özelliği yok. Yani yaklaşamıyorsunuz yazıların içine. O tabletlerde alışmış olduğunuz cimdikleme hareketini yaptığınızda herhangi bir tepki vermiyor DPS'de. Ya da search yapılıyor. Search yok. Yok, referansı ben O zaman şöyle söyleyeyim, bizim ne yazık ki yok, evet yok. Digital Publishing Suite'i söylüyorum. Buna rağmen DPS'den başka, bundan sonra göstereceğim bir ürün daha var. O mesela sorunu çözmüş. O da başka bir akıllılık yapmış, gene resim olarak koyuyor ama
arka tarafa yazıları da koyuyor. Siz metin aradığınız zaman yazı diyor ki mesela şu sayfanın burasında, resmin burasında diye gidip size orayı işaretliyor ama gene böyle işaretleyeyim, oradan kopyalayayım. Yani EPUB deneyimini yaşadıysanız, EPUB kullandıysanız bir modun okuyucuda, oradaki deneyimi yaşayamıyorsunuz. Bu biraz daha farklı bir şey. Biraz daha değişik bir yer. Yani artıları da var, eksileri de var. Peki, şimdi medyadaki dönüşüm sayesinde bizim artık EPUB dünyasından çıkmamız gerekiyor. Çünkü EPUB dediğimiz şey aslında HTML'in biraz daha hormonlanmış hali, belli bir cihaza uygun standarda sokulmuş hali. Dolayısıyla EPUB'da yapabileceklerimiz sınırlı. İşte kolon sayısı olsun, videolar olsun, yazının yeniden aktarılması gibi şeyler sıkıntılı. Dolayısıyla tasarım, video, etkileşim gibi bir şeyler istiyorsak bizim mutlaka başka bir çözüme ilerlememiz gerekiyor. Bu noktada Adobe'nin kullandığı dosyanın uzantısı folyo ve folyo ismiyle anılıyor. Folyo dediğimiz şey sizin her bir dergi ya da içerik için kullandığınız dosyaya verilen ad. Ve biz bu folyo dosyasının içerisinde bunları yapabiliyoruz. Ha, folyo dosyası da öyle süper sihirli bir dosya değil. Özünde bir zip dosyasının içine açıp baktığınızda yine bir yapısal bir dosya formatı görüyorsunuz. HTML'e benzeyen bir işaretleme dil görüyorsunuz. Ama özellikleri kendine özgü olduğu için ve resim olduğu için içerikler, yani onlara HTML ile ilgilenen var mı hiç web tasarımı ile ilgilenen? Biliyorsunuz yani rezalet bir iştir. Tasarımları diğerlerine uydurabilmeye çalışmak, onun acısı gerçekten zor. Dolayısıyla resim olduğu için de çok da fazla bir sorun yaşamıyoruz. Pekala. Şimdi bu medyadaki dönüşüm ve bu zengin içeriğin oluşması reklam verenler için bulunmaz bir olay. Biliyorsunuz Facebook çabuk bir paraya halka arz oldu. Bunun en büyük sebebi oradaki veriler. Dolayısıyla bir dergiyi okuyan kişinin verileri de aslında o dergiyi yayınlayan insanlar için acayip değerli şeyler. Dolayısıyla bu platformlar kesinlikle çok önemli araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Digital Publishing Suite ile ilgili bu slide'ı geçiyorum. Yayıncılardan biraz bahsedelim isterseniz. Kimler bulunuyor? Yurt dışında kullananlar var. İşte Wired gibi oldukça bilinen bir dergi. The New Yorker gibi gene bölgesel bir dergi. Türkiye'de ilk kullanan Dipnot TV'yi eğer takip ediyorsanız mobil cihazlarda tamamen DBS hazırlanan bir yazılı içerik ve uygulama daha doğrusu dergi değil. Bu organizasyonunuzu deneyim yaşadığınızı kolaylıkla görebilirsiniz. Dünyada birçok uygulanan var. Peki nasıl oluyor bu iş? Yani bu işteki süreç nasıl ilerliyor? Bu işteki sürecin ilerleyebilmesi için öncelikle bir tasarım aracına ihtiyacımız var. Bu tasarım aracı ne yazık ki yok değil. Bu tasarım aracı dergi tasarladığımızı düşünerek zaten dergiyi tasarlayan kişilerin kullandırmayı bildiğini düşündüğümüz InDesign programı. InDesign programı bir dergi kitap tasarlama programı, sayfa yerleştirme programı. Adobe'nin ürettiği bir program. Ve aslında Quark biliyorsanız InDesign'ın karşılığı. Bu piyasada şu anda oldukça yüksek bir pazar payına ve dağınıklığa sahip olan bir uygulama. Dolayısıyla bir standart diyebiliriz yani. Tasarım dünyası için bir standart. Sonra ne yapıyoruz? Biz InDesign'da normal bir dergi tasarlar gibi tasarlıyoruz her şeyi, dekiler tasarlar gibi. Bu arada çok zor değil yani. Herhangi birisi de bugün bilgisayar kullanmayı, ofis kullanmayı bilen birisi 2-3 gün içerisinde InDesign'da birçok şeyi kolaylıkla yapabilir. Oldukça basit bir program. Daha sonra biz bu tasarımları alıp İçine işte videoları, sesleri sürükle bırak şeklinde koyuyoruz ve böylelikle biz bu içerikleri InDesign dokümanı için eklenmesini sağlıyoruz. Sonra bu içerikleri paketliyoruz. Diyoruz ki bu benim sayı birimdir. Ben bu sayı biri şurada yayınlayacağım. Şöyle olacak, böyle olacak gibi bir arayüzden geçiriyoruz. Sonra hangi dağıtım kanalına göndermek istiyorsak o dağıtım kanalına gönderiyoruz. Bu ne olabilir? İşte App Store'dan hangi App Store'u kullanıyorsunuz, hangi mobil cihaza göre yayınlamak istiyorsanız oraya gönderiyorsunuz. Bu çözüm merkezi olarak size bir yönetim sağlıyor. Fakat App Store'lara ayrı ayrı gene bir yol olmalı. Normalde bir uygulamayı yayınlarken siz App Store'lara yayınlıyorsunuz ya, bunda da yine bir yönetim var. Bu uygulamanın yaptığı şey aslında size bir tane kabuk uygulama yapıyor. Yani dışında sabit olan bir app'iniz var. Siz kendi içeriklerinizi onun içine koyup ayrı bir app olarak yayınlıyorsunuz. Yani size özgü bir app gibi gözüküyor ama bütün dijital publishing suite ile yapılmış uygulamaları açarsanız arayüzde falan hep aynıdır. Yani butonlar, yukarıdaki navigasyon butonları falan hep aynıdır. Tek fark içindeki içeriğinizdir. Yani aslında universal bir tarayıcı gibi düşünebilirsiniz. Pekala. Bunları geçiyorum. Marketing cümleleri bunlar.
Burası önemli olabilir. Martha Stewart, biliyor musun bilmiyorum Martha Stewart'ı. Martha Stewart, Amerika'nın şey gibi, şu sabahları bu program yaparken kalacağız arkadaşlar Türkiye'de, ismini unuttum. Onun gibi, yani çok ünlü bir kadın. Dolayısıyla onun yaptığı işler ve onun el attığı yerler çok değerli olarak gözüküyor. O kendi dergisini tamamen bunun üzerinden satmaya başlamış. Ve 3-4 kat marka farkındalığını reklam verenler için arttığını düşünüyorlar. Ya sunuma tekrar başlayacağım. Bu kadar yoğun değil ki sonra da ölecek bir şey yok. Evet. Öyle mi? Haber verdi içeride. Evet, interaktif reklam gelirlerinde de %70'e yakın. Ya vallahi ben duracağım sizin için oturduğumdan sonra yani. Evet. Karşı salda koku bombası almıştım. Demek ki şimdi okuyormuş. Ben öyle diyemem. Evet. Böyle bir çılgın artış var reklam gelirleri. Çünkü artık reklam değerinde şunu diyebiliyorsunuz. Efendim, saçı beyaz olan erkeklerin %50'si sizin saç koyulaştırma reklamında tıklayabiliyorlar ya da tıklıyorlar gibi bilgileri siz artık reklam değerinde verebiliyorsunuz. Muhteşem bir bilgi. Tabii ne kadar iyi, ne kadar kötü, o da ayrı bir soru işareti. Dolayısıyla böyle bir bilgi verilmek çok önemli. Çünkü böyle bir bilgiyi nasıl veriyoruz? Digital Publishing Suite'i alıp kullanmaya başladığınız anda siz elinize bir de bir kontrol paneli geçiyor. Bu kontrol panelini iyilik için kullanıyoruz. Nasıl iyilik için kullanıyoruz? O yaptığınız derginin ya da içeriğin analitiklerini alıyorsunuz. İşte kim hangi sayfaya girmiş, hangi videoda ne kadar, kim dediğimiz biraz daha kimlik bilgisine kadar değil ama demografik özelliklere kadar ne yapmış, hangi videoda ne kadar izlenmiş, hangi videoda hiç izlenmemiş gibi şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Burada tabii Adobe'nin 2 yıl önce yaptığı önemli bir yazılım var. Omnichannel diye çok büyük bir analitik firması var. Analitik devleri liginde Google Analytics iyi bir sıradaysa Omniture en tepedeki firmalardan bir tanesiydi. Çünkü ticari olarak bu işi yapıyor. Onu aldılar ve o ürünü bu ürünün içine entegre ettiler. Dolayısıyla çok güzel bir analitik bilgisi alabiliyorsunuz. Evet, şimdi bu Adobe Digital Publishing Suite ile ilgili bir video izleyeceğiz. Rejiden rica ediyorum. Böyle havası olsun işte. Dijital Publishing Suite, Folio Producer Service dediğimiz bir servis var.
ona gönderiyoruz. Bu servis bizim folyomuzu, içine yazılı yazdığımız özelliklerle, işte başlık vesaire yazılması, copyright bilgisi gibi bilgilerle birleştirip bunu bir dergi haline dönüştürüyor. Ve daha sonra sizin seçtiğiniz dağıtım mekanizmasına gönderiliyor. Bu ekstorlardan önemli bir tanesi olabilir. Sonra siz bu dergiyi almış ve bu dergi bilgisayara indirmiş ya, daha doğrusu mobil cihazına indirmiş olan kişilere şöyle bir opsiyon sunabiliyorsunuz. Diyelim ki, dediniz ki benim dergimin basılı versiyonunu alan kişiler isterlerse dijitalde ücretsiz okuyabilirler. Ya da basılısına abone olan kişiler dijitalde isterlerse ücretsiz okuyabilirler gibi opsiyon sunabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Direct Entitlement dediğimiz bir özellik var. Bu özellik sayesinde eğer kullanıcının daha önce sizin derginizde bulunduğu web sitesinde bir kullanıcı dışı şifresi varsa onu DPS'e entegre edebiliyorsunuz. Yani kendi yüzüne password ile gelip DPS üzerinden satın almadan dergi, dijital olarak satın almadan var olan hakkını değerlendirebiliyor. Böyle bir opsiyon da var. Dolayısıyla bu büyük bir avantaj. Daha sonra bu işlemi gerçekleştirdikten sonra kişinin mobil cihazına tamamen sizin görselliği özelleştirmiş olduğunuz bir mobil uygulama gibi. Yani mobil uygulamayı siz kendiniz yapsanız ne kadar olabilirse, ne kadar yaptırsanız ne kadar olabilirse olabilecek tüm özellikleri içinde barındıran bir şekilde mobil cihazınıza iniyor. Ve dolayısıyla müşterileriniz aslında özelleştirilmiş bir mobil uygulama kullanma deneyimi yaşıyorlar. Ama aslında sizin tek yaptığınız şey içeriği üretmek. Yani asıl gerçek olan işinize odaklanmak. Çünkü sizin amacınız içerik üretmek. Dolayısıyla böyle bir kolaylıktan da faydalanarak biz mobil cihazlarda DPS üretilmiş içerikleri görüntüleyebiliyoruz. Analitik servisiyle neyin ne olup bittiğini görebiliyoruz. İsterseniz yaptığınız uygulamayı lokal bilgisayarınıza da görüntüleyebiliyorsunuz. Sanki bir mobil cihazı nasıl oluşmuş diye görmek isterseniz orada da görüntüleyebiliyorsunuz. Bu InDesign arayüzü karmaşık gözükse de aslında her bir butonun çok basit işlevi var. O yüzden moraliniz bozulmasın. Hani ilk başta demiştim ya bir sorunumuz var. Yatay, dikey diye. InDesign açısından aslında biz iki tane farklı tasarım yapıyoruz. Bir yatay sayfa düzeni, bir dikey sayfa düzeni ile ilgili. Daha sonra bunları bir de aynı zamanda çözünürlüğümüz önemli tabii. Hangi çözünürlüğe göre yapacaksak. Daha sonra biz bu dosyayı aynı dosyanın iki farklı versiyon olarak, yatay ve dikey versiyon olarak export ediyoruz. Bu ekran görüntüsü CS5.5'a ait, yani Creative Suite'li eski versiyona. Yeni versiyonda çok çok daha kolay işler. Sürükle bırak, her şey bir arada gözüküyor. Bu hatta çözünürlükler için de bir yerleşim planında kolaylık var. Dolayısıyla oldukça basit şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu konuyu zaten daha önce tartışmıştık. Böyle bir formülümüz var. Çözünürlük sayısı çarpı yatay dikey. Yani 4 farklı cihaz, 4 farklı çözünürlüğünüz varsa her günde 2 tasarım yapmanız gerekiyor. 8 tane farklı tasarımınız olması lazım. Adobe InDesign CS6'sında bu yatay ve dikey yerleşmesi otomatikle yapıyor artık. Yani siz bunun yatayını yaptığınızda kendisi yerleştiriyor, beğenmezsiniz. Sürüklüyorsunuz yani farklı yerleşimleri yapmak o kadar da zor değil artık. Peki Android cihazlarda da öyle izleyebiliyor muyuz? İzleyebiliyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz? Android cihazımızı USB kablosuyla cihaza, makinenize bağladıktan sonra burada bir folyo builder diye bir penceremiz var. Bunun altında preview seçeneği var. Burada iki seçenek var. Bir genel bilgisayarınızdaki bir ön izleme arayüzünden izleyebiliyorsunuz içeriği. Bunu yaptığınız zaman içerik bir pencere içinde açılıyor ve normal bir tablet cihazdaki tıklamalara benzer şeyler yapabiliyorsunuz işte. Faaliyetinizde tabii ya da dokunabilir bir tabletiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Ya da direkt olarak bağlı olan cihazınıza bu içeriği gönderebiliyorsunuz. Bunu gönderebilmek için Adobe'nin bir Vim uygulaması var. Bu içerikleri görüntülemenizi sağlayan. O Vim uygulamasını açtıktan sonra buradan içeriği tablet cihazına gönderip tablet cihazını istediğiniz gibi görüntüleyebiliyorsunuz. Sonuçlara göz atabiliyorsunuz. Peki işin para kısmına gelirsek bunlar ne kadar? Digital Publishing isimli fiyatları nedir? Bunlar Amerika fiyatları, Türkiye'deki fiyatlar biraz daha farklı olur. Single Edition dediğimiz şey bir tane uygulama yapmanızı sağlayan bir versiyon. Single Edition'da siz bir tane uygulamayı kendiniz üretiyorsunuz. İçin istediğiniz kadar sayınız olabilir ama tek bir uygulamanız oluyor. Fiyat $395 ve bir sefer veriyorsunuz. Bu versiyonda analitik vesaire gibi böyle hizmetler yok. Sadece yayınlıyorsunuz ve gidiyor yani o kadar. Uygulama yapmak. Hindistan'daki bir geliştiriciye vereceğiniz paradan az bir uygulama geliştirmek isterseniz.
Professional Edition dediğimiz versiyonda ayrı bir bedel ödüyorsunuz. Burada herhangi bir sınırınız yok. Enter uygulama yapabilirsiniz. Süremiz bitmek üzere, hemen bitiriyorum. Burada 10.000 abone için ek paket de alabiliyorsunuz. 10.000 kişi için 2.995 dolarlık paramız var. Fiyatı var daha doğrusu. Enterprise Edition'da ise kurumsal müşteriler için daha büyük paketler, fiyat yazmıyor. Siz fiyatı hayal edin artık. Web sitesinde. Evet. Digital Publishing Suite böyle bir çözüm üretiyor InDesign çerçevesinde. Bunun dışında Fransa'dan çıkan, hiç beklemediğim bir şey, Fransa'dan pek öyle yazılı bir firma falan çıkmaz da, Akof Palace diye bir firma var. Bu adamların yaptığı işler de çok güzel. Onlar da yine InDesign çerçevesinde etrafında bir ürün üretmişler ama InDesign ek olarak kendi ürünleri de var. Özellikle mesela şu ürün muhteşem bir ürün. Çizgi roman yapmanı istiyorsanız mobil cihazda, çizgi roman yapmanı sağlayan ürünleri var. Kırmızı Başlık Kız diye bir oyun var, hikaye kitabı var, çocuk hikaye kitabı. Mobil cihazlarda var, indirip bakabilirsiniz. Muhteşem bir uygulama, tüm özellikleri var içinde. Bu uygulamada yapabileceğiniz her şey içinde var. Dolayısıyla tavsiye edebileceğim bir ürünler, Kofadas denemenizi öneririm. Edition Craft, bu bizim yapmayı planladığımız projenin daha taslak aşamasında. Tüm anlattığımız projelerin hepsindekilere ek bazı kolaylıklar planlanıyor. Çok fazla bir şey söyleyebilirim ama işin odağında PDF var. Dolayısıyla bir şeyler tahmin edebilirsiniz. Ve son olarak da bugün betasını açtığımız bir projeden bahsetmek istiyorum. Hızlıca iki slide bir anlatım olacak. Videosu girecek daha sonra. Garipara.com diye bir servisten bahsetmek istiyorum. Bu servis dijital varlıklarınızı paraya dönüştürmenizi sağlayan bir servis. Yani diyelim ki kitap yaptınız, bunu satmak istiyorsunuz. Bir albüm çıkarttınız, bunu satmak istiyorsunuz. Evde kurabiye yapıyorsunuz, dijital varlık değil ama sonuçta paraya yatırım almak için. Kurabiyelerini satmak istiyorsunuz. Bunları yapmanızı sağlayan bir servis olarak ortaya çıktı. Yani bu API'leri var, istediğiniz web sitesine entegre edebilirsiniz isterseniz ama şu anda beta için başvuru kabul ediyoruz. Neler yapabiliyoruz? Dijital ürün 4 farklı ürün satabiliyoruz. Dijital ürün satabiliyoruz, e-kitap satabiliyoruz. Servis satabiliyoruz, yani satabiliyoruz müşteriler. Ve kaybolabilir ürün de satabiliyorlar isterlerse bu platform üzerinden. Ve bununla ilgili garipar.com'a girerseniz eğer bu saatte açılmış olması lazım dedim ama değilse akşam edinebilirsiniz. Hemen beta'ya kayıt olabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili kısa bir videomuz var. Ondan sonra ben sahneye döneceğim. Burak, blog yazarı, internetten nasıl para kazanılır başlıklı yeni bir kitap yazdı. Kitabını internette satmaya çalıştı. Ama oldu, duruştu, gitti. Neden mi dersiniz? E-kitap hazırlamasını bilmiyor. Alışveriş sitesi açsam ama hiç fikir yok. İşin içerisinde banka denince neden mutsuz olduğu belli değil mi? Bunu yapmanın daha kolay bir yolu olmalı. Dijital hayatınız gelire dönüştürmenin bir yolu olsa, e-kitap öğretebileceğiniz, size ihtiyaç duymadan otomatik çalışan, satış yapabileceğiniz, anında para transfer imkanı sağlayan bir servis olsa ne dersiniz? Sizi garip paraya tanıştıralım. Garip paraya 4 farklı ürün çeşitinden biriyle satış yapabilir. Ürünlerinizi resimleriyle birlikte kolaylıkla ekleyebilir ve güncelleyebilir. Hazır satış butonlarını resimli satış butonlarına sitenize ekleyebilir. Sipariş raporlarınızı görüntüleyebilir ve farklı kriterlere göre arama yapabilirsiniz. Artık Burak daha mutlu olabilir. En azından kitabını satma konusunda. E-kitabını üreten, kendi web sitesinden satış yapabildiği bir sistem ve kimseye ihtiyacı yok. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alabiliriz bu üründen. Garipara.com'da faturalandırma işi mi? Faturayı herkes safhan kesiyor. Yani bizi ilgilendiriyor. Kurumsal düşünce olarak bir şey. Yani maliyeyle yakın ilişkiye girmek istemiyorsanız. Teşekkür ederim. Güzel. Evet. Digital Publishing Suite ya da başka konularla ilgili soru var. Sorular alalım burada çünkü tamam. Biraz geçtik. Tamam. Hemen buyurun. Sorular alalım. Tekrar izleyelim bir şey soracağım da ben Evet, Milliyet Bakanlığı. Evet. Bu noktada işin içine para girdiği için açık kaynaklı bir çözüm bulmak şu anda ne yazık ki çok da zor. Yani iş içinde mutlaka bir yere para vermeniz gerekiyor.